A Haber ve A Haber Radyo'dan mutlu günler. Saatlerimiz 13'ü göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında ajansa başlıyoruz. Ve önümüzdeki yaklaşık 4 saat boyunca Türkiye ve dünyada öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama önce canlı yayın noktalarımızı özetlemeye başlayacağız. Sayın seyirciler, Koronavirüs Bilim Kurulu bugün ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak. İlter Yeşiltaş Ankara'dan ayrıntıları aktaracak. Türkiye'de koronavirüs salgınının ardından bazı noktalar karantinaya alındı biliyorsunuz. Ahmet Çağlar Yıldırım Trabzon'dan, Vedat Sezer Çanakkale'den canlı yayında olacak. Kastamonu'nda yeni karantinaya alınan yerleşim yerleri var. Recep Doğru da o noktadan ayrıntıları aktaracak. Şehirler arası ulaşımda koronavirüs denetimleri arttırıldı. Vural Efecik Muğla'dan ayrıntıları aktaracak. Koronavirüsün teşhisinde PCR testi nasıl yapılıyor? İşte bu soruya da yanıt arayacağız. Mehmet Sabri Uğurbaş Gaziantep'ten ayrıntıları aktaracak. Evet, İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölü sayısı 13 bini geçti. Dündar Keşaplı İtalya'dan canlı yayında olacak. İngiltere'de koronavirüs vaka sayısı da her geçen gün artıyor. Alparslan Düven'den de İngiltere'ye dair notları alacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu bugün toplanarak infaz düzenlemesini görüşecek. Levent Eke'de olacak notlar. Doğu Akdeniz'de şiddetli yağış bekleniyor. Halil İbrahim Uğur'dan Adana'daki son durumu alacağız. Evet, canlı yayın noktalarımız böyleydi. Elbette daha da fazlası var. Ayrıntılar ve daha fazlası için ajans başlıyor. Sayın seyirciler, ajansın ilk dakikalarında virüsün Türkiye'deki yol haritasını sizlerle paylaşmak istiyoruz. İstanbul ve İzmir'e hastalık ilk olarak Avrupa'dan gelenlerden taşındı. Önemli bir nottu bu paylaşmamız gereken. Yayılma da işte Avrupa'dan gelenlerle başladı diyebiliriz. İstanbul'dan da şehirler arası geçişler nedeniyle virüs Kocaeli, Ankara olmak üzere farklı 4-5 ile taşınmış oldu. Anadolu'ya salgının yayılmasının ise Umre'den gelenlerden kaynaklandığı ortaya çıktı. Karadeniz illerine Avrupa'dan gelen gurbetçiler ve İstanbul başta olmak üzere diğer büyük şehirlerden gelenlerle yine salgının taşındığını biliyoruz değerli izleyiciler. Evet, çok önemli bir notu daha paylaşmamızda fayda var. Doğu ve Güneydoğu illerinde ise yine büyük şehirlerden gelenlerin yanı sıra İran ve Irak temasından da vakaların görülmeye başlandığı ifade ediliyor. Başta Antalya olmak üzere Akdeniz illerine de yine Avrupa ve büyük şehirlerden okulların kapanmasıyla gidenlerle birlikte salgının ortaya çıktığı bilgilerine ulaşılmış durumda. İşte o yüzden diyoruz ya, evde kalın diye. Eğer eviniz İstanbul'daysa İstanbul'da kalın efendim. Tatil yörelerindeki yazlık konutlarınıza gitmek için özel bir çaba içerisine giren vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. Ama onlar beraberlerinde taşıdıkları COVID-19'u, bu tehlikeli virüsü o bölgelere küçük, sakin, mutlu mesut yaşayan sahil kasabalarına da taşımaktalar. Yapmayın, evinizde kalın. Eğer eviniz büyük şehirlerden birindeyse lütfen evinizde ikamet etmeye ve ikametgahınızı da başka şehirlere taşımayın ve bu virüsün yayılmasına siz de vesile olmayın. Evet, son 24 saatte Türkiye'de koronavirüsten maalesef 79 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 356 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir önceki güne oranla yapılan test sayısındaki artışa dikkat çekti. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı dedi. Koca, hayatını kaybedenlerin %82'sinin 60 yaş üstü olduğunu da hatırlattı. Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 79 kişi daha hayatını kaybetti. 2456 kişiye daha koronavirüs tanısı kondu. Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük koronavirüs bilançosunu paylaştı. Buna göre toplam vaka sayısı 18.135'e, can kaybı 356'ya ulaştı. Tabloda en dikkat çekense test sayısındaki artıştı. Öyle ki son 24 saatte 18.757 test yapıldı. Toplam test sayısı 125.556'ya yükseldi. Günde 30.000 test hedefi koyan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da işte bu noktaya dikkat çekti. Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajda test sayısının bir önceki güne göre 4000'in üzerinde arttığını söyledi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayısının azaldığını vurguladı.
Başkan Koca'nın dikkat çektiği bir başka nokta daha vardı. Son 24 saat içinde hayatını kaybedenlerin %82'sinin 60 yaş üstü kişiler olduğunu belirtti. Tabloya göre yoğun bakımdaki toplam hasta sayısı 1101 oldu. Entübe yani solunum cihazından destek alanların sayısı ise 783. Koronavirüse karşı savaşı kazananların sayısı da artıyor. Son 24 saatte 88 kişi daha sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 415'e yükseldi. Sayın seyirciler, Koronavirüs Bilim Kurulu bugün ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak. Ayrıntıları almak üzere başkent Ankara'ya uzanacağız. A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş notlarıyla karşımızda. İlter. Banuel, toplantı saat 16'da Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu üyeleriyle telekonferans yöntemiyle bir toplantı yapacak. Tabi toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının içeriği ve olası tedbirler ve tavsiyelerle ilgili bir değerlendirme toplantısı, bir basın toplantısı düzenleyecek. Bu toplantıda eğer bir sarkma olmazsa saat 19'da yine Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleştirilmiş olacak. Tabi vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı yine her zamanki gibi tahmin ediliyor toplantıda. Malum vaka sayısında bir artış var. Vefat eden kişilerin kişi sayısının da yine her geçen gün artış gösterdiğini görüyoruz. En son dün malum 79 kişi hayatını kaybetmiş ve Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybeden kişi sayısı toplam 356'ya yükselmişti. Bu istatistikler ve vakalarda yine bilim kurulu üyelerinin önünde yer alacak ve değerlendirilecek. Tabii tanıyla tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler de bu toplantıda değerlendirilecek ve toplantı sonrası yeni önlemlerin de açıklanabileceği yine tahmin ediliyor. Malum en son yapılan bilim kurulu toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir takım yine tavsiyelerde bulunmuştu, önemli tavsiyelerde bulunmuştu. Ve aynı zamanda ilk kez vefatların görüldüğü ve vakaların görüldüğü kentleri açıklamıştı ki zaten 81 ilde koronavirüse rastlandı yine Sağlık Bakanı tarafından ifade edilmişti. Buna benzer bir açıklama gelmesi de bekleniyor. Bir yandan da karantinada olan belde ve köyler var. O köyler ve beldelerdeki son durumda yine ele alınacaktır toplantıda. Çünkü malum 81 ilde il pandemi kurulları oluşturuldu. Valiler başkanlığında il sağlık müdürleri de tabii bu pandemi kurullarında görev yapıyorlar. Ve kentlerdeki son durum hazırlanan raporlar yine bilim kurulunun üyelerinin önünde olması bekleniyor. Kent kent yine bu koronavirüsle mücadelede atılan adımlar bir kez daha bilim kurulu toplantısında ele alınacağını tahmin ediyoruz. Artık gözler saat 16'da başlayacak olan toplantıya çevrildi. Asıl tabii ki en önemli saatse 19 olacak. Saatler 19'u gösterdiğinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni ve önemli açıklamalarla bir kez daha kamuoyunun karşısında olacak. Teşekkürler. Sayın seyirciler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiye'm" çağrısıyla başlattığı milli dayanışma kampanyasına destek çığ gibi büyüyor. Merkez Bankası'nın 100 milyon lirayla destek verdiği kampanyada 4 günde 846 milyon 606 bin 155 lira yardım toplandı. 2 milyon 118 bin kişinin kısa mesajla katıldığı kampanyada toplanan yardımlar bizbizeyeteriz.gov.tr sitesi aracılığıyla günlük olarak şeffaf bir şekilde milletle paylaşılıyor. "Biz bize yeteriz Türkiye'm" diyerek başlattığımız bu kampanya için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından bir yardım hesabı açıldı. "Biz bize yeteriz Türkiye'm" mesajıyla milli dayanışma kampanyasının startını Başkan Recep Tayyip Erdoğan vermişti. "Kampanyayı şahsım olarak 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Bakanlarımız ve kabineye eşlik eden arkadaşlarımız 5 milyon 200 bin liralık bir bağışta bulunmuş oldular." Kampanyaya destek çığ gibi büyüdü. Siyaset, bankalar, iş dünyası, eğitim camiası, sanatçılar ve halktan destek yağdı. 4 günde milli dayanışma kampanyasında 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı. Yapılan bağış miktarına ilişkin son bilgileri İletişim Başkanlığı duyurdu. Kampanyaya en büyük desteği Merkez Bankası verdi. 100 milyon liralık bağış yaptı.
İkinci sırada 62 milyon 300 bin lira Ziraat Finans Grubu, üçüncü sırada 56 milyon lira ile Türkiye Halk Bankası AŞ ve dördüncü sırada 50 milyon lira bağışla Türkiye Vakıflar Bankası yer aldı. SMS kampanyasına 2 milyon 118 bin 107 kişi katıldı ve kişi başı 10 lira bağışta bulunuldu. Bağışlar şeffaf bir şekilde günlük olarak bizbizeyeteriz.gov.tr adresinden paylaşılıyor. Toplanan yardımlar devlet eliyle ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Karadeniz'de karantinaya alınan beldelerdeki son durumu alacağız demiştik. Önce Trabzon'a gideceğiz. A Haber ekibinden Ahmet Çağlar Yıldırım notlarıyla karşımızda. Ahmet. Evet Banuel, Türkiye geneline baktığımızda 22 ilde 54 yerleşim merkezinde koronavirüsü tedbirleri kapsamında karantina uygulanıyor. Doğu Karadeniz bölgesinde bir belde 11 köy ve 3 mahallede karantina uygulandığını belirtelim. Trabzon'da ise Hayrat ilçesine bağlı 3 mahallede karantina kararı alınmıştı 3 gün önce ve bu karantina kararı kapsamında da çeşitli uygulamalar devam ediyor. Şu ana kadar karantinadan sonra yapılan sağlık taramalarında herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını belirtelim. Öte yandan Trabzon Valiliği İl Hıfzı Sağ Kurulu'nun almış olduğu bir kararı yayınladı. Bu kararda Trabzon dışından gelecek olanlar, deniz, kara ve hava yoluyla gelecek olanların 14 gün boyunca evlerinde gözetim altında tutulacağı belirtildi. Bu kararın titizlikle uygulanacağı ifade edildi ve ayrıca bu karara uymayanlara da 3.150 lira idari ceza kesileceği ifade edildi. Açıklamada ama açıklamada bir detay daha var, onu da verelim hemen. Özellikle il dışına günlük ticari olarak çıkması gereken araçların bu karar kapsamında olduğu belirtildi. Evet, alınan karar bu şekildeydi. Bir kez daha o detayı vererek yayınımızı sonlandıralım. İl dışına günlük giriş çıkış yapması gereken ticari araçlar Trabzon Valiliği tarafından alınan bu kararın dışında tutulduğunu belirterek sözü Trabzon'dan tekrar size bırakalım. Evet, Ahmet Çağlar Yıldırım'dan Trabzon'daki son durumu aldıktan sonra Çanakkale'ye de uzanacağız. Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyü de karantinada biliyorsunuz. Oradaki son durum da A Haber ekibinden Vedat Sezer'di. Vedat. Banuel, Ahmet de bildirdi. 22 ilde 54 yerleşim biriminde uygulanan karantina noktalarından bir tanesi de Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyü. 197 nüfuslu köyde karantina uygulaması 29 Mart akşamı saat 22 itibariyle başladı. Zira o noktada şikayetlerin artması ve o noktadaki COVID-19 şüphesiyle hastaneye yatan sayısının artması üzerine bu karar alınmıştı. Çanakkale Valiliği İl Pandemi Kurulu ve daha sonra Çan İlçe Hıfzı Sağlık Kurulu tarafından alınan bu karardan sonra köye giriş çıkışlar yasaklanmıştı. Bugün de 5. gündeyiz. Tabii köy bu anlamda sürekli takip altında tutuluyor ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de herhangi bir noktada şikayet olursa onu kontrol altına alıyorlar. Şu ana kadar olumsuz bir vaka rastlanmadığını hemen belirtelim. Ancak zaman zaman köye ambulanslar gelip gidiyor çünkü bazı tansiyon rahatsızlıkları olan vatandaşlar ya da farklı rahatsızlıklarla şikayet eden vatandaşların sağlık kontrolleri yapılıyor bu süreç içerisinde. Hemen şunu belirtelim. 29 Mart akşamı başlamıştı bu uygulama Maltepe köyünde. Çanakkale Valiliği Sağlık Müdürlüğü ekibi koordinatörlüğünde özellikle Halk Sağlığı Şubesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Araştırma Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ekipleri çok sağlıklı ve ciddi bir çalışma yaptı bölgede. Sahadaki tüm bilgileri takip ettiler ve temas çevreleri birlikte karantina uygulamaları başlamıştı ki Maltepe köyünün bağlı olduğu Çan ilçesi ikinci pandemi hastanesi kurulmuştu. İşte o noktada artık hastalar sürekli gözetim altında tutuluyor. Şu an itibariyle Maltepe köyünde olumsuz bir vakaya rastlanmadığını belirtelim. Sözü buradan size aktaralım. Vedat, çok teşekkürler paylaştığın bilgiler için. Covid-19'a karşı küresel dayanışma kararı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildi. Söz konusu karar koronavirüs salgınına ilişkin alınan ilk Birleşmiş Milletler kararı olma özelliği taşıyor. Dünyayı saran koronavirüse ilişkin Birleşmiş Milletler'de dayanışma kararı alındı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, küresel dayanışma ve uluslararası işbirliğinin artırılması çağrısı yapan kararı oy birliğiyle kabul etti. Söz konusu karar koronavirüs salgınına ilişkin alınan ilk Birleşmiş Milletler kararı olma özelliği taşıyor.
Kararda koronavirüsün toplumlar üzerindeki yıkıcı etkisine ve ekonomi, küresel seyahat ve ticareti ciddi bir şekilde aksatmasına dikkat çekildi. Yoksul ve salgından en fazla etkilenen ülkelere yardım edilmesi gerektiği de vurgulandı. İngiltere'deki son durumu paylaşarak devam edeceğiz ajansa. İngiltere'de koronavirüs vaka sayısı her geçen gün artıyor değerli izleyiciler. Geçen hafta koronavirüs testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın karantina sürecinin uzayabileceği de duyuruldu. Ayrıntılar ve son durum A Haber ekibinden Alparslan Düven'de. Alparslan. Banu, Boris Johnson en son dün akşam saatlerinde 10 numaranın kapısında göründü. Sağlıkçıları alkışlarken görüldü ve oldukça halsiz olduğu da zaten gözden kaçmadı. Ancak İngiltere'de tabii yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3000'e yaklaşmış durumda. Vaka sayısı ise neredeyse 30.000'i geçmiş durumda ve tabii ki ölenler arasında dün itibariyle 11 Türk vatandaşının olduğu da açıklandı. Ülkede dediğimiz gibi vaka sayısının önümüzdeki haftalarda daha da artması bekleniyor. Daha önce de öngörülmüştü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı ise 28 olarak açıklandı. Yaşamını yitiren insanlarımız bunlar. Diğer yandan ülkede 13 yaşındaki bir genç İngiltere'de en genç koronavirüs kurbanı olarak kayıtlara geçmişti. Diğer yandan tabii İngiltere'de en önemli konulardan bir tanesi de koronavirüs salgınında gerekli önlemlerin yeterince erken alınmadığı tartışmaları devam ediyor ve bu nedenle de oldukça eleştirilen İngiliz hükümetinin başı bugünlerde de yurt dışından ithal edilen test kitleriyle derde girmiş durumda. Ülkede gittikçe artan vaka sayısında koronavirüsün tespit edilmesi için ihtiyaç duyulan antikor testlerinin parçaları yurt dışındaki firmalardan tedarik ediliyor ve Sağlık Bakanlığı testleri hızlandırmak ve geliştirmek için özel sektöre yoğun siparişler veriyor. Ancak İngiliz basınının haberlerine göre Lüksemburg'da bulunan Eurofins adlı üretici bir firma Kuzey İrlanda ve İngiltere'ye göndereceği test kiti parçalarında koronavirüs tespit etti ve test parçalarının henüz üretim aşamasındayken virüse maruz kalarak kullanılmaz hale geldiğini bildiren firma yetkilileri İngiltere genelindeki birçok laboratuvara tedariğin gecikeceği uyarısında bulundu. Diğer yandan tabii ki solunum cihazları ile ilgili de sıkıntı ülkede devam ediyor. Solunum cihazlarının öncelik olarak gençlere verileceği ve durumu kritik olan ilerleyen yaşlardaki insanlardan bu solunum cihazlarının çıkartılabileceği de yine tartışmalar arasında yer alıyor diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım Banu. Evet, İtalya'da tarihin en zor ve en karanlık dönemlerinden birini yaşıyor diyebiliriz. Salgın nedeniyle ölü sayısı maalesef 13.000'i geçmiş durumda. Vaka sayısı ise 115.000'i aşmış durumda. Son durum için Roma'dayız. Ayrıntılar Dündar Keşaplı'da. Dündar. Teşekkür ediyorum Banu Al. Evet, İtalya ne yazık ki birinci sırada yerini koruyor. Hayatlarını kaybedenlerin sayısı 760 kişiydi. Bu sayıyla beraber 13.915'e ulaştı. Gün geçtikçe sayı ne yazık ki düşmüyor. Aksine yükseliyor ama iyi olan bir taraf ise bulaşıcı sayı oranında azalma var. Bu son 48 saatte iyi bir haber. Tabii dileriz bu şekilde devam eder yetkililer. Bunun zaman içinde daha da artacağını söylüyorlar. Tabii özellikle şunu söylemek gerekir. Lombardiya bölgesinde geçen sezon, geçen yılla oranla bu son dönem içinde hayatlarını kaybedenlerin sayısı %240 artış göstermiş. Gerçekten inanılır gibi çok büyük bir rakam ve şu ana kadar da bunun önüne geçilmiş değil. Tabii Çin'den gelen doktorlar bu süreç içinde tecrübelerini paylaştılar. Lombardiya bölgesinde meslektaşlarıyla dün akşam saatlerinde İtalya'dan ayrıldılar. Bu süreci beraber geçirdiler. Belki katkısı olacaktır. Bir başka oran ise İtalyan Sivil Savunma Genel Müdürü Borelli ise Mayıs ayı içinde daha da düşüş bekliyoruz diyor bu sayıda. Çünkü biraz daha sıcak olması, havaların sıcak olması bunu azaltacaktır. Yani bulaşma oranını azaltacaktır şeklinde mesaj verdi. Ancak kurallara kesinlikle uyulmaya devam edilmesi gerekir. 11 Mart 1 Nisan arası ise 4,5 milyon kişide kontrol yapılmış. Çok sayı kişi hakkında da tutanak tutuldu. Yani şunu söylemek istiyorum. Alınan kararlara kesinlikle uyulması gerektiğini. Bir not vererek yayını kapayacağım. İtalya'da hapishanelerde dünkü yayınımıza vermiştik. İlk vaka gözükmüştü ve bir kişi hayatını kaybetmişti. Şimdi ülke genelinde bir polemik başladı.
son 3 yılı kalmış olan veya az cezası olanların serbest bırakılması ve özellikle de hapishanelerde 55 çocuğun bulunduğunu söyleyen yetkililer bu süreç içinde onların da serbest bırakılmasını gündeme getirirler. Tabii çünkü hapishanelerde bildiğiniz gibi imkanlar yetersiz olduğu için yayılma oranında fazla olabileceğini söylüyoruz. Son bir notla yayınımı kapatıyorum Banu Er. İtalya'da sağlık personelinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı hekim, hemşire ve teknik servis olarak toplam 116 kişiye ulaşmış. O da bu son bilgileri de paylaşmış olalım. Haber ekranlarından diyorum ve sözü Roma'dan size tekrar yeniden bırakıyorum. Dündar, çok teşekkürler. Sayın seyirciler, Fırat Üniversitesi yerli solunum cihazı için önemli bir adım attı. Üniversite cihazın prototipini geliştirdi. Yaklaşık 2 ay içerisinde seri üretimin yapılması planlanıyor. Fırat Üniversitesi yerli solunum cihazı prototipi geliştirdi. Koronavirüs salgını solunum cihazı ihtiyacını gözler önüne serdi. Başta üniversiteler olmak üzere birçok firma yerli üretim için harekete geçti. Yeni tip koronavirüsün çıkmasından sonra sağlık alanında büyük çalışmalara başlayan Türkiye'de Elazığ'da Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde yapay zeka tabanlı yeni bir solunum cihazı üretildi. Bu cihazımız tamamıyla yapay zeka kontrollüdür. Mevcudiyette bulunan hem yoğun bakımda hem de piyasada bulunan cihazlardan tamamıyla farklıdır. Daha önce yapılan bir çalışmaydı. Prototip üretilmişti. Zaten deney hayvanlarında da aktif olarak kullanılıyordu. Bunun teminini sağlamak amacıyla da biz de buna bir katkıda bulunabilir miyiz? Bu vesileyle bu çalışmayı başlattık. Üniversitede geliştirilen cihaz diğer solunum cihazlarından farklı. Yoğun bakımda çalışan hocalarımız tamamıyla kendi inisiyatifiyle sürekli hastayı kontrol ederek ayarlamalarını yaparlar. Fakat bizim yaptığımız cihaz tamamıyla kapalı çevrimlidir. Hastaya kendi kendine karar verip hastanın tedavisini gerçekleştirebilmektedir. Solunum cihazının yaklaşık 2 ay içerisinde seri üretiminin yapılması hedefleniyor. İnsanlar için kullanılabilecek boyuta dönüştürüp yeni metotları da ekleyip seri üretim aşamasına geçmeyi planlıyoruz. Ajans içerisinde paylaşmamız gereken önemli bilgiler var. Aslında bu bilgileri çok sık paylaşıyoruz. Çünkü bu hatırlatmalar son derece önemli ve en kısa sürede normal yaşantımıza dönebilmemizin de kilit önemdeki yollarını anlatıyor. Pandemi 3 yolla bitebilir başlığını attık ve bazı bilgileri paylaştık sizlerle değerli izleyiciler. Hastalığın kuluçka süresi 2 ila 14 gün arasında değişiyor biliyorsunuz. Virüs, grip, menenjit, zatüre, su çiçeği gibi damlacık yoluyla bulaşıyor. Bu nedenle sosyal izolasyon son derece önemli ve bir şahısla diğer bir şahısın arasına koyduğu mesafede elbette ki son derece önemli. SARS ve MERS'te hastalık bulgular başladıktan sonra bulaşıyordu ama COVID-19'da kuluçka döneminde de hastalık bulaşabiliyor. Yani COVID-19'la bulaşan hastalığın COVID-19 virüsünün çok daha bulaşıcı olduğu vurgusu da yapılıyor. Hatta beklenilenin de üzerinde bir bulaşıcılık söz konusu. COVID-19'un farklı kıtalarda görülmesi pandemik bir hastalık olduğunun göstergesi. Zaten bir pandemi ilanı söz konusu oldu Dünya Sağlık Örgütü tarafından. MERS'in bulaşıcılık katsayısı 2, SARS'ın 1.8, COVID-19'un ise yaklaşık 3 diye bilgilendiriyor uzmanlar. Peki bu pandemi nasıl bitebilir? 3 yolla bitmesi mümkün diyor uzmanlar. İnsanların bağışıklık kazanması, etkin bir aşının bulunması ve virüsün mutasyona uğraması ve insandan insana bulaşma özelliğini kaybetmesi. Evet, bu notları paylaştıktan sonra değerli izleyiciler, dikkat çekici bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. Zira Ankara'da koronavirüse yakalanan 28 yaşındaki Macide Güleç hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Peki o süreçte neler yaşadı? Kendisine soracağız. Sayın Güleç, hoş geldiniz yayınımıza. Büyük geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Merhaba. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Nasılsınız? İyi misiniz? Gayet iyiyim. Çok iyi hissediyorum kendimi. Çok şükür evimdeyim. Hastaneden taburcu oldum dün itibariyle. Şu an mutluyum. Evimdeyim. Gayet sağlıklıyım. Çok şükür herhangi bir sıkıntım yok. Bu şekilde şimdilik. Nasıl tespit edildi COVID-19'la enfekte olduğunuz? Neler yaşadınız? Anlatır mısınız biraz? Nasıl hissettiniz enfekte olmuş olabileceğinizi ve ne yaptınız sonrasında?
Şöyle ki ben çalıştığım arkadaşım, yani yakın çevremde bulunan bir arkadaşımdan dolayı biz tedbir amaçlı gidip yaptırdık. Onda da çünkü bazı belirtiler vardı. Biz de hani tedbir amaçlı yaptırdık ama yaklaşık bir 10-15 gün önce bunu yaptırdık. 10 gün önce falan oldu. Bugün 10. günüm çünkü benim pozitif çıktıktan sonra. Tedbir amaçlı yaptırdıktan bir gün sonra bana haber geldi. Beni aradılar hastaneden ve durumumun pozitif olduğunu söylediler. Beni evden aldılar ambulansla ve hastaneye götürdüler. İlk duyduğum anda çok şok oldum, çok şaşırdım. Direkt ailemi aradım. Çünkü benim ailem burada değil, ben yalnız yaşıyorum kuzenimle birlikte. Onlar Kütahya'dalar. O yüzden kimseyle temas halinde olmamam gerektiğini, hemen bir yere geçmem gerektiğini ve odamı havalandırmam gerektiği söylendi. Söylenenleri yaptım. Bir saat içerisinde 112'yi size yönlendireceğiz. Ve sizi gelip alacaklar denildi. Ben de bir saat içerisinde hazırlandım, hazırlığımı yaptım. Çünkü 14 günlük bir hazırlık yapmam söylendi. Ambulansa gelip aldılar, hastaneye götürdüler. Tabii ki ilk başta çok korktum, çok şaşırdım. Yani hep duyuyoruz, televizyonlarda görüyoruz ama size gelmesi çok şaşırtıcı olabiliyor, korkutucu olabiliyor. Ama sonra hastaneye geldikten sonra bana çok destek olan oldu. Ailem başta olmak üzere tüm arkadaşlarım, herkes hep bana iyi dileklerde, çok geçmiş olsun diyen çok oldu. Yalnız hissetmedim kendimi hastanede. Aynı şekilde doktor ve hemşirelerin de bu konuda çok büyük desteği oldu. O yüzden hep moralimi yüksek tutmaya çalıştım ve bunun çok da etkili olduğunu düşünüyorum. Şimdi Macide Hanım, siz çok fazla semptom göstermeden tedbiren bir test uygulayıp sürecin başladığı hastalarımızdan, vatandaşlarımızdan birisiniz. Peki hastaneye yattıktan sonra semptomlar kendini göstermeye başladı mı? Çünkü hiç semptom göstermeyen hastaların 4-5 gün içerisinde yoğun bakıma kaldırılabildiğini de biliyoruz. Uzmanlar ve bir tedavi süreci geçirenler bu bilgiyi de paylaşıyorlar. Siz hastanede neler yaşadınız? Ne gibi semptomlar ortaya çıktı? Şöyle ki ben hastaneye yattığım gün çok, yani ben hiçbir belirti taşımıyordum, dediğiniz gibi doğru. Yani baş ağrısı, ateş, boğaz ağrısı, çok şükür hiçbir şey hissetmedim. Ama sonrasında bel ağrım, baş ağrım ve biraz halsizliğim oldu açıkçası. Özellikle bel ağrım çok yoğun oldu. O yüzden o süreçte sadece onları yaşadım. Onun dışında ben herhangi bir şey yaşamadım. Doktorum da bana çok hafif atlattığımı söyledi bu durumu. Hafif atlatıyorsun dedi yani. Bütün her gün yaklaşık 3 kez günde ateşim, vücudumun oksijeni ve tansiyonum ölçülüyordu. Ve her şey normal geliyordu. Sadece çok az ara ara ateşim yükseldi ama çok çok yüksek bir ateş yaşamadım. Çok belim ağrıdı o konuda. Yani çok kötü bir ağrı, halsizlik ve baş ağrısı çok yaşadım. Onun dışında ilaç tedavisi gördüm. Yani bir kez serum takıldı. O da vücudumdaki tuz oranı düştüğü için yapıldı. Onun dışında dediğiniz gibi herhangi bir çok yoğun bir böyle herkese söylenen belirtiler taşımadım. Bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Evet, Sayın Güleç, süreci anlatmaya devam etmenizi rica edeceğiz. Şimdi bir hastane süreci geçirdiniz. Sağlık çalışanlarımızın fedakarca çalışmalarına bizler de şahitlik ediyoruz. Onlar çok büyük bir risk altında bu süreci yönetmeye ve pek çok enfekte olmuş vatandaşımıza sağlık vermeye gayret ediyorlar. Onların bu süreçte neler yaşadığına dair aslında birinci elden, birinci gözden izlenimlere sahipsiniz. Anlatır mısınız? Onlar nasıllar, nasıl bir fedakarlıkla çalışıyorlar? Yani şöyle, gerçekten bunu söylerken duygulanıyorum. Çok güzel hemşireler vardı. Yani çok güzel ilgilenen ve her geldiğinde bana ne güzel, yani böyle kapıdan ilk girdiklerinde merhaba Macide Hanım, nasılsınız bugün? Yani hep böyle bir güler yüzle, hep motive edici, hep yanımdaymış gibi çok büyük bir samimiyetle, yani hani ben onları ilk kez görüyormuşum gibi değil de sürekli onlarla tanışmışım gibi. Hep böyle çok cana yakın bir
yakınlık vardı ve ben bu konuda çok mutlu oldum. Kendimi orada çok şanslı hissettim gerçekten. Çünkü gerçekten bu söylenen hani hep televizyonlar izliyoruz. Sağlıkçılarımız çok fedakar, sağlıkçılarımız bu konuda kendilerini çok öne atan insanlar diye söyleniyor. Görüyoruz, duyuyoruz. Fakat ben birebir şahit oldum. Doktorlarım da dahil olmak üzere biliyorsunuz nöbetleşe çalışıyorlar. Her gün aynı doktorla çalışmıyor. Gelmiyor yanımıza ve her doktor gelip bana hiçbir şekilde kendimi kötü hissettirebilecek, hiçbir doktor yani kendimi kötü hissettirebilecek ya da işte aman virüsü deyip işte geri duran veya kendimi bana böyle ödülmüşüm gibi hissettiren hiçbir sağlık personeli, çöpümü alan beyefendiden, abiden tutun da yani çarşaflarımı değiştiren ablamıza kadar bana gerçekten çok büyük bir destek oldu. Bu sadece bana değil, orada çalışan herkes olduğunu düşünüyorum. Çünkü odalar karşılıklı ve yan yan olduğu için, tabii ki odada tek kalıyoruz, kaldığı için seslerini duyabiliyorum. Sesleniyorlar, nasılsınız bugün, iyi misiniz, kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bunlar bence çok çok motive edici şeyler. Ben buna çok inanıyorum ve bunun beni çok motive ettiğini düşünüyorum. Onun dışında kendileri işte çay molalarında veya işte yemek molalarında bana birebir tüm orada yatan kişilere çay getirdiklerini, ikramlarda bulunduklarını şahit oldum. Yani çok samimiydi. Çok teşekkür ediyorum. Buradan herkese çok sevdiğim bir hemşirem vardı. Leyla hemşireye de çok selam olsun buradan. Çok teşekkür ederim herkese. Eminim herkes bu şekilde çalıştığını düşünüyorum ve onlar sayesinde bu durumdayım. Bu şekildeyim. Motivasyon çok önemli. Yani evde oturup moralini kimse bozsun istemiyorum. İnşallah herkes benim gibi hafif atlatsın diliyorum. Ve hep hepsine, ayrı ayrı doktorundan hemşiresine, herkese çok teşekkür ediyorum buradan. Evet, başta Leyla hemşire olmak üzere biz de bütün sağlık çalışanlarına kolaylıklar ve sağlıklı çalışmalar dileyelim. Sayın Güleç, size de teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldınız. Büyük geçmiş olsun. Rica ederim. Allah bütün enfekte olmuş vatandaşlarımıza ve bütün hastalara da şifa versin inşallah. Sağ olun, çok teşekkürler. Hoşçakalın, iyi yayınlar. Hoşçakalın, çok teşekkürler. Değerli izleyiciler, şimdi de bir başka canlı yayın gerçekleştireceğiz. Doçent Doktor Sayın Mustafa Duran canlı yayın konuğumuz olacak. Kendisi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yeni Mahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve aynı zamanda kardiyoloji uzmanı. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle iyi çalışmalar diliyoruz size. Allah yardımcınız olsun. Çok zor bir süreci yönetiyorsunuz. Çok zor şartlarda hakikaten bizlerin sağlığı için elinizden geleni yapıyorsunuz. Bazı sorular sormak istiyoruz sizlere. Özellikle solunum yollarıyla alakalı bir süreci tetikleyen bir virüsle baş etmeye çalışıyoruz. Ama kalp ve kardiyovasküler rahatsızlıkları olanlarda son derece büyük bir risk grubunu oluşturuyorlar. Ki hayatını kaybedenlerin pek çoğunun yüksek tansiyon hastası olduğu da ifade ediliyor. Bunlar da özellikle bütün dünyadan veriler gelmeye başladıkça ülkemizde bunlara dahil olmak üzere ortaya çıkıyor. Yani kalp sağlığı da çok önemli ve kalp hastalarımızın da bu süreçteki tedbirleri de bir hayli önemli olacak. Nedir değerlendirmeniz? Şimdi bu hastalık dediğiniz gibi genel olarak solunum semptomlarıyla ortaya çıkıyor ilk başta. Hastaneye geliş şikayetleri genellikle solunum rahatsızlığından dolayı nefes darlığı, ateş, öksürük gibi çeşitli nedenlerle geliyor hastalar. Fakat bu virüs akciğerleri primer olarak etkilemekle birlikte daha sonra kalbe de etki edebiliyor. Kalpteki dokulara bağlanıp burada iltihaba neden olabiliyor. İltihaba nedeni olarak da çeşitli sıkıntılara neden olabiliyor işin açıkçası ve hastanın kötü gidişini de daha çok bu tür yan problemler etki ediyor bu hastanın kötü gidişine. Hastaneye hastalığımızı yatırdıktan sonra biz sıkı bir şekilde izliyoruz. Kalple ilgili takipler yapıyoruz, EKG çekiyoruz, eko çekiyoruz, kan değerlerine bakıyoruz. Kalp etkilenmiş mi, etkilenmemiş mi mutlaka onu değerlendiriyoruz. Eğer etkilenmişse de tedavi ona göre düzenlemek gerekiyor. Bu konuda çok dikkat ediyoruz. Yani bulaş konusunda kalp hastalığına sahip olmak bir risk değil. Bulaşı artırmıyor. Ama bulaştıktan sonraki seyri kalp hastalığı olanlarda seyir daha kötü gidiyor. Biz o yüzden herkese sosyal izolasyon, herkese dikkat öneriyoruz ama eğer bir hasta yaşlı ve kalp hastalığı varsa, hipertansiyonu varsa onlara diğerlerine göre iki kat
daha dikkat etmelerini öneriyoruz. Onların birinci derece yakınlarına da bunlara bulaştırabilecekleri için kendileri semptomatik olmasa bile kendileri virüsü alıp dışarıdan varsa evde böyle birisi ileri yaş ve kalp hastalığı olan onu sokaktan alıp kendisi semptom göstermeden evdeki annesine, babasına, dedesine, ninesine bu hastalığı geçirebileceğini bilmeli ve ona göre dikkat etmeli. Böyle bir hastası varsa evde o kişiler kendisi ve yakınları izolasyon konusunda iki kat dikkat etmeli. Yani seyir, daha doğrusu yatırdığımız hastalarda seyir en çok kalp hastalığı olanlarda kötü gidiyor. Hı hı. O yüzden dikkat etmek lazım. Şimdi hocam şunu da sormak istiyorum. Elbette bu tip rahatsızlıklara sahip olan vatandaşlarımız biraz daha evhamlı olabiliyorlar. Ve onlar hakikaten çok büyük bir risk grubu içerisindeler diyebiliriz. Şimdi kalp hastası bir vatandaşımız önceden bypass geçirmiş olsun ya da stent uygulanmış olsun. Benzer tedavi süreçlerini geçirmiş olsun olmasın bilinen bir kalp rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın bu süreçte alması gereken tedbirler elbette diğer vatandaşlarımızla aynı, siz de ifade ettiniz, bulaş noktasında bir farklılık olmadığı için, ama daha zayıf semptomlarla hastaneye gitmeleri ya da sağlık profesyonellerine başvurmaları gerekir mi? Yoksa daha tedbirli olup daha kolay enfekte olabilecekleri hastane ortamına girmekten imtina mı etsinler? Kendi hekimleriyle mi telefonlaşsınlar? Nasıl bir süreç izlesinler? Şimdi o konuda diğer hastalardan bir farkı yok işin açıkçası. Yani bu semptomlar kalp hastalığı olanlarda da olmayanlarda da aynı şekilde gelişiyor. Ateş, öksürük, bazı hastalarda ishal, bulantı, kusma. Yani bu şikayetler şimdiye kadar birçok infeksiyon hastalıkları hocamız anlattı. Bu şikayetlere sahip olanlar eğer öyle bir hastalık düşünüyorlarsa hastaneye başvursunlar. Onun dışında kalp hastalarına özel bir bulgu yok. Fakat şunu söylemek istiyorum. Kalp hastalarının kendilerine ait şikayetleri de var. Yani bir göğüs ağrısı, sıkıştırır tarzda göğüs ağrısı, baskı şeklinde yürürken artan. O konuda özel bir takım şeyler söylemem gerekiyor. Şimdi biz Türkiye'de şu anda kalp doktorları olarak acil müdahale gerektiren durumlarda müdahaleleri yapıyoruz. Koruyucu önlemler alarak, hastaları da koruyarak, kendimizi de koruyarak bu tür işlemleri yapıyoruz. Anjiyo ünitelerimiz açık. Kalp krizi geçiren hastaları o anjiyo ünitelerini alıp tedavilerini veriyoruz. Anjiyolarını yapıyoruz. Stent takılması gerekiyorsa stent takıyoruz. Acil ameliyat gerekiyorsa acil ameliyat ediyoruz. Fakat bu sadece acil durumlar için. Diğer elektif dediğimiz acil olmayan durumlarda şu an için hastaları koruma adına, yani hastane ortamına gelip enfekte olmamaları için o tür hastaları daha sonra işleme almak üzere erteleyebiliyoruz. Bu bir şey kaybettirir mi hastaya? Kaybettirmez. O tür işlemler zaten elektif diyoruz. Yani zamanı gelince yapılabilecek işlemler. Biz onları 2 ay, 3 ay erteleyebiliyoruz. İlaç tedavisini düzgün alması şartıyla. O yüzden kendi semptomlarını onlar zaten bilir. İşte baskı şeklinde göğüs ağrısı olur bizim kalp hastalarımızda. Nefes darlığı olabilir kalp yetmezliği olanlarda. Ama mesela ateş çok gördüğümüz bir semptom değil işin açıkçası. Bizim kronik hastalarımız zaten şikayetlerini bilir. Onunla ilgili ise doktoruyla irtibata geçebilir. Ama ateş, öksürük gibi işte COVID-19'u düşündürecek semptomları varsa o zaman da acillere başvurup tedavi ve tanı açısından değerlendirmesi gerekir. Hocam biraz da hipertansiyon, COVID-19 ilişkisine dair bir parantez açalım isterim. O parantezi doldurmak da tabii size düşüyor. Şimdi o konuda çeşitli yayınlar var. Yani hipertansiyon için kullandığımız çeşitli ilaçlarımız var. O ilaçlardan bir kısmının bu hastalıkta zararlı olabileceğini gösteren bir takım yayınlar oldu. Faydalı olabileceğini gösteren bir takım yayınlar oldu. Birbirinin zıttı. Şimdi şunu bilmemiz lazım. Şu anda yapılan çalışmalar bu pandeminin başlangıcında ve çok alelacele, hızlı bir şekilde yapılan çalışmalar. Şu anda hipertansiyon hastası için şu ilacı kesmesi gerekir diyebileceğimiz elimizde kanıt düzeyinde bir bulgu yok. Yani şu anda hipertansiyon hastaları şimdiye kadar ne ilaç kullanıyor idiyseler ilaçlarını o şekilde devam ettirmelerini öneriyoruz. İlaç değişimi önermiyoruz, ilaç kesmelerini istemiyoruz. Kalp hastaları da dahil.
Kalp hastaları için de biz bu ilaçların kesilmesini, şey yapılmasını önermiyoruz. Zaten hastalanıp Allah korusun hastaneye geldiklerinde bir kardiyoloji uzmanı tarafından değerlendirilip ilaçları tekrar düzenleniyor. Hı hı. Fakat kendi kendilerine dışarıda takip edilirken ilaçlarını tansiyon için olsun, kalp için olsun ilaçlarını kendi kendilerine kesmelerini önermiyoruz. Şu anda o ilaçların gerçekten zararlı ya da daha yararlı olduğunu gösteren kesin kanıt yok elimizde. Hı hı. O yüzden bunu Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti, Amerika'nın cemiyeti, bizim Türk Kardiyoloji Derneğimiz var. Onun yayınladığı bu konuda bir özel sayı var. Bütün o yayınların hemen hemen hepsinde ilaçların aynen devam edilmesi öneriliyor. Şimdi hocam bir de maske meselesi var. Şimdi sizler öğrencilik zamanlarınızdan beri çeşitli maskeleri kullanıyorsunuz, kullanmaya devam ediyorsunuz. Bir salgın olmasa bile hastane enfeksiyonlarıyla mücadele noktasında almış olduğunuz bir tedbir bu. Ama bugün gelinen noktada çok bulaşıcı bir virüsle başa çıkmaya çalışıyoruz. Ve kimi uzmanlar maskenin çok da gerekli olmadığını, farklı sıkıntıları beraberinde getirebileceğini ifade ederken... Kimi ise maskenin her halükarda evden dışarı çıkıldığında kullanılması gereken bir aparat olduğunu ifade ediyor. Ve hatta bazı ülkelerde sokağa çıkarken maskenin takılması zorunlu hale getirildi. Ve bunun vaka sayılarında bir düşüşe de neden olduğu ifade ediliyor. Bu konudaki son bilgiler neler ve sizin şahsi düşünceniz nedir maske kullanımına ilişkin? Şimdi bu konuda hastane içinde biz şu anda aktif olarak bütün çalışanlarımız, hasta çalışanları koruma adına maske kullanıyoruz işin açıkçası. Çünkü yaygın bir hastalık var şu anda ve o yaygın hastalıktan dolayı genel olarak ya şüpheli ya da tanı konmuş olarak hastanemize başvurular söz konusu. Çalışanlarımızı da koruma adına maske mutlaka kullanıyoruz ve koruyucu özelliği var. Fakat sokakta kullanım ya da her yerde kullanımla ilgili biz ondan ziyade yani maskeden önce insanların şimdiye kadar bakanlık çok güzel açıklamalarda bulundu. Halk Sağlığı Müdürlüğü çok güzel açıklamalarda bulundu. O 14 kural, işte izolasyon, uzak durma, mesafe koyma. Bunlar gerçekten çok daha etkili. Yani insanlarımız buna dikkat ederlerse maskeye gerek kalmadan da o mesafeye, yakınlaşmaya, onları Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı o çok yerinde kurallara uyarlarsa zaten çok düşük bir riske sahip olacaklar. Hı hı. Kapalı ortamda mesela toplu halde bulunmasını istemiyoruz. Ancak o mesafeyi koruyamayacak bir durumdaysa maske kullanmasını öneriyoruz. Fakat maskenin de bilinçli bir kullanımı olması lazım. Onunla ilgili de yine Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü listesinde ve çeşitli yerlerde bilgiler bulmak mümkün. Uygun durumlarda kullanmak lazım, uygun yerlerde ve çıkarırken de uygun şekilde takıp çıkarmak lazım. Yoksa söylendiği gibi zararlı da olabilir. Yani uygun bir şekilde kullanılmazsa, uygun yerde, uygun şekilde takılıp çıkarılmazsa fayda yerine zarar da verebilir. O yüzden dikkatli olmak lazım. Koruyucu önlemler daha önemli. Bir kez daha söylüyoruz. Bakanlık, Sağlık Bakanlığı bunu en başından beri çok güzel bir şekilde yönetti, insanlara duyurdu. Bu izolasyonu, 14 kuralı, insanların birbirine olan mesafesini gerçekten tekrar uyararak söyledi. Onlara dikkat etmek daha önemli, sosyal izolasyon daha önemli. Çok zorunda kalınırsa maske ile mutlaka düzgün bir doğru bir şekilde takıp çıkarmak şartıyla takmayı öneriyoruz. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Size de iyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun. İyi günler. Değerli izleyiciler, İstanbul'dan giriş çıkışlarda koronavirüs kontrolleri devam ediyor. Şimdi son durumu alacağız. Orhanlı'ya kontrol noktasına gidelim. Ayrıntılar Tülay Ayçiçek'te. Tülay. Evet Banuel, hafta başından beri İstanbul'un giriş ve çıkışlarında denetimler devam ediyor. Toplamda 150 bin araç denetimden geçti diyebiliriz. Denetimler pazartesi günü başlamıştı işte. Normalde burada biz günlerce burada nöbetteyiz. Denetimleri en sıkı şekilde takip ediyoruz. Buradaki ekiplerden aldığımız bilgilere göre günlük ortalama tam yani 5 günde 120 araca da ceza kesildi. Bu aslında iyi bir şey. Her geçen gün cezaların daha da azaldığı
olmadığını belirtiyorlar. Yani vatandaşlar sokağa çıkmayın, gerekmedikçe yolculuk yapmayın uyarılarına kulak vermiş diyebiliriz. Tabii burada yine denetimlerden yine bahsedelim. Hafta başından beri bahsediyoruz. Burada aynı şekilde sağlık ekipleri ateşlerini ölçülüyorlar yolcuların, sürücülerin. Trafik polisleri de aynı şekilde uyguluyor. Burada denetimler hafta başından beri devam ediyor diyelim ve sözü merkeze bırakalım. Virüsün teşhisinde de PCR testi kullanılıyor. Peki bu test nasıl yapılıyor? Şimdi sözü A Haber ekibinden Mehmet Sabri Uğurbaş ve konuğuna bırakacağız. Mehmet Sabri. Banu, öncelikle şunu söylemekte fayda var. PCR testleri şu anda Türkiye'deki birçok üniversite laboratuvarında ve hastane laboratuvarlarında yapılabiliyor. Ancak şu anda Halk Sağlığı Müdürlüklerinde sadece COVID testi yapılıyor. Bunu vurgulayarak yayınımıza devam edelim. PCR laboratuvarındayız şu anda, moleküler laboratuvarında ve arkamızda gördüğünüz bütün cihazlar PCR cihazları. Tabii nasıl çalışıyor, testler nasıl yapılıyor bunu da uzmana soracağız. Profesör Doktor Tekin Karslıgil hocamız yayınımızda. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Hocam şu anda bir PCR laboratuvarındayız ve bütün cihazlar birbirine bağlı olarak testleri gerçekleştiriyor. Şunu sormak istiyorum. Halk Sağlığı Müdürlüklerinde yapılıyor şu an COVID testleri ama olsa, şu an gerekli olsa Gaziantep Tıp Fakültesi'nin bu laboratuvarında PCR testi hangi aşamalarla yapılıyor? Tabii ki biz de yapabiliriz bakanlığın izniyle. Ama şu anda bakanlık Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapıyor bu testleri. Gerek görüldüğünde de diğer laboratuvarlarda yapılacaktır diye düşünüyorum. Hangi aşamalardan geçiyor hocam? Şimdi arkadaşım ekrana geçirirken siz de anlatsanız. PCR derken polimeraz zincir reaksiyonunu söylüyoruz. Yani etkenin içerisinde bulunan virüs ya da bakterinin DNA'sını ya da RNA'sını çoğaltma sistemidir bu. Nasıl yapıyoruz bu işi? Önce etkeni alıyoruz. Etken örnek olarak geliyor bize. Örnek olarak da boğaz sürüntüsü olabilir, burundan alınan örnek olabilir. Bunun dışında diğer virüslerle ilgili testlerimizde biz serum, plazma, tam kan kullanabiliyoruz ya da beyin omurilik sıvısından çalışabiliyoruz ya da doku örneklerinden çalışabiliyoruz. Örnek geldikten sonra iki işlem yapılıyor. Bir izolasyon işlemi, daha sonra da amplifikasyon işlemi. İzolasyon işleminde etkenin DNA'sı çıkarılıyor, saflaştırılıyor. DNA ya da RNA şeklinde ortaya çıkarıldıktan sonra bunun çoğaltılması söz konusu. Amplifikasyon işlemine geçiyor. Bu da döngüler şeklinde oluyor. Şimdi her virüs ya da bakteri ya da patojenin kendisine spesifik bir DNA bölgesi var. Biz bu bölgeyi biliyoruz ve bu bölgeye uygun primer adını verdiğimiz bazı moleküller kullanıyoruz. Bu molekülleri tüp içerisinde örnekle karşılaştırıyoruz. Üzerine DNTP dediğimiz nükleotitleri ekliyoruz ve zincirleri çoğaltıyoruz. Termal cycler dediğimiz cihazlarda bu sistemi yapıyoruz ve döngü dediğimiz ısı değişimleriyle biz bu çoğaltmaları bir iken 1 milyona kadar hale getiriyoruz ve her çoğalmada da bir sinyal alıyoruz. Dolayısıyla eğer örnekte DNA ya da RNA var ise bu 1 milyon kez 30 döngü sonrasında çoğalıyor ve bizim saptama sınırımıza geliyor. Biz onu rahatlıkla test edebiliyoruz, tanımlayabiliyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim. Evet, PCR testi yaklaşık 3-4 saatlik bir işlem ve tüm aşamalarını uzmanımız anlattı diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım. Evet, biz de Mehmet Sabri Uğurbaşı ve konuğuna teşekkür edelim. Kısa bir araya gidelim. A Haber ve A Haber Radyo'dan bir kez daha mutlu günler sayın seyirciler. Saatlerimiz artık 14'ü göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında ajansın yeni saatine başlıyoruz. Ve elbette bu saat diliminde de koronavirüs salgını ile ilgili çok önemli, çok kritik notları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Geride bıraktığımız saat dilimine başlarken de koronavirüsün, yeni nesil koronavirüsün, COVID-19'un ülkemize nasıl geldiği ve memleketimiz içerisinde nasıl bir yayılım gösterdiğine dair detayları paylaşmıştık harita üzerinde. Şimdi o ayrıntılar gelecek ekranlarınıza.
Tüm dünyanın korkulu rüyası haline gelen koronavirüs salgınının Türkiye'de yayılma süreci yapılan analizlerle bölge bölge ortaya çıkıyor. Koronavirüse yakalanan kişilerin anlattıklarından yola çıkılarak salgının ilk olarak yayılma noktaları belirlendi. Buna göre virüs İstanbul ve İzmir'e Avrupa'dan gelenlerle taşındı. Yine yayılma da Avrupa'dan gelenlerle birlikte başladı. İstanbul'dan da şehirler arası geçişlerle virüs başta Kocaeli, Ankara olmak üzere 4-5 ile daha taşınmış oldu. Virüsün Anadolu'ya yayılması ise Umre'den dönenlerle birlikte başladı. Koronavirüsün Doğu ve Güneydoğu'ya ise büyük şehirlerden gelenlerin yanı sıra İran ve Irak'tan gelenlerin temasıyla taşındığı belirlendi. Virüs başta Antalya olmak üzere Akdeniz ve Karadeniz bölgelerine de yine Avrupa ve büyük şehirlerden gelenlerle yayıldı. Salgının bir şehirden bir başka şehire geçişlerle yayıldığının belirlenmesi üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçmiş, ilk etapta 30 büyük şehri kapsayan sıkı önlemler hayata geçirilmişti. Son verilerin ardından koronavirüsün 81 ile yayılmasıyla birlikte yeni ek tedbirler alındı. Bakanlığın talimatıyla 81 ilde şehirler arası geçişlerin önlenmesi için şehir giriş çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu. Farklı kentlerden gelenlerin ateşleri ölçülerek bilgileri kaydediliyor. Risk grubunda olanlarsa takibe alınıyor. Her gün Ajans'ta 14 bültenine başlarken A Haber Dış Haberleri editörü Eda Ulusoy'u ağırlıyoruz İstanbul stüdyomuzda. Ve dünyadaki son duruma ilişkin çok kritik notları kendisinden dinliyoruz. Eda hoş geldin bugün. Hoş bulduk. Evet, son durum nedir? Yeni açıklamalar var mı? Neler söyleyebilirsin? İspanya yine yayınımızdan bir saat önce son verileri bize açıkladı. Bugün de 932 kişinin yaşamını kaybetmesiyle birlikte ölü sayısı 10.935'e, vaka da 117.710'a yükseldi. Şimdi bu ne anlama geliyor? Artık İspanya dünyada en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra değil evet mi? Yani İtalya'nın üstüne geçmiş oldu. Tabii şimdi 24 saatte 932 kişi hayatını kaybetti deyince tabii çok ciddi bir rakam. Ama şunu da söyleyelim, 26 Mart'tan bu yana İspanya'da ilk kez ölü sayısı, günlük ölü sayısı 950'nin altına düştü. Yani bu da İspanya için olumlu yorumlanıyor. Ölümlerde bir azalma belki başlayabilir diye. Diğer ülkelerdeki durum ne? Evet. Şimdi hemen Avrupa geneline baktığımızda da mesela Belçika'da vakaların arttığını görüyoruz. 16.770 ve ölü sayısı da 1143. Ben hemen Amerika'yı biraz anlatayım istiyorum. Dün yine çünkü Donald Trump açıklamalarda bulundu. İki tartışmalı konuya değindi. Birincisi şu, maske takalım mı takmayalım mı? Hep bu konuşuluyor. Trump dedi ki şal takın daha iyi. Maskeyi araştırıyoruz biz de, çok tereddütler var. Şal daha kalın, şal takın dedi. Bir diğeri de kendi sağlığıyla ilgili olan iddiaları da yanıtladı. İkinci kez test yaptırdığını, o testinde negatif çıktığını söyledi. Tabii New York'ta durum ciddi. Trump bütün ülke genelindeki doktorlara çağrı yaptı. Eğer vakalar çok yoğun değilse bulunduğunuz yerde New York'a gelin dedi. Yani New York için hep yeni Wuhan diyoruz ya, o durum devam ediyor ve vakalar hızla artmaya devam ediyor diyelim. Bir de tabii Çin iyileşiyor diyoruz ama Çin'deki durumu da hemen söylemek istiyorum. Lütfen. Bugün 31 yeni vaka vardı ve tabii ki yine 29'u yurt dışı kaynaklı. Orada bu endişe halen devam ediyor. Dün de söylemiştik ya, işte hiç semptom göstermeyen vakalar yayıyorsa diye. Aynı şekilde yurt dışı kaynaklı vakalar da böyle ortaya çıktıkça endişe oluyor. Bir de Hubei bölgesinde bugün de 4 ölüm yaşandı. Şimdi bir günlük ölüm vakalarını aslında size anlatmak istiyorum. Avrupa ülkelerini birkaç tane seçtim. Çünkü ciddi azalmalar yaşayan günlük vaka sayısında ülkeler var. Mesela Fransa'yı göstereceğim. Bir haritamız var konuyla ilgili değil mi? Evet, bir grafiğimiz var. Paylaşsınlar. Aynen. Şimdi İtalya'yı en çok merak ediliyor. Çünkü bu görseller aslında şuna yanıt veriyor. Karantina önlemleri işe yarıyor mu? Sonuç veriyor mu? Şimdi İtalya'da günlük ölümlerde artık, pardon, günlük yeni vakalarda artık azalmalar yaşandığını görüyoruz. Mesela 1 Nisan'da 4861 iken şu anda artık 4668 2 Nisan'da. Burada daha ufak ufak bunu görmeye başladık ama Fransa'da çok net bir şekilde görüyoruz. Evet, ciddi bir düşüş var. Ciddi bir düşüş var. Hemen söyleyeyim size verileri de. 31 Mart'ta 7578 iken
1 Nisan'da 4861'e düşüyor. 2 Nisan'da 2000'e kadar geriliyor. Yani Fransa karantina önlemlerinin ciddi derecede uygulandığı bir ülke. O yüzden de bize bunun işe yaradığının aslında güzel bir örneği oluyor. Şimdi İsveç'e değinmeden önce İran'ı söyleyeyim. İran'da da bir azalma mevcut. Orada da ciddi önlemlerin devrede olduğunu biliyoruz. İsveç'i buraya neden koyduk? Çünkü İsveç diğer Avrupa ülkelerine kıyasla işte karantina önlemi uygulamayan, sadece halkı uyarmakla yetinen bir politika izliyor ve bu da eleştiriliyor. Şimdi o politika sonuç veriyor mu? Grafiğe bakacak olursak vermiyor. Vermiyor. Çünkü vakaların hızla arttığını görüyoruz. Tabii burada neye dönecek tablo henüz bilmiyoruz ama verilerin gösterdiği sonuç vermediği diyebiliriz. Eda, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yine aynı saatlerde seni bekliyoruz yeni bilgilerinle birlikte. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, A Haber Dış Haberler Editörü Eda Ulusoy'u yolcu ettikten sonra bir başka dikkat çekici notu da sizlerle paylaşmak isteriz. Türkiye'ye yurt dışından gelenler 14 gün gözlem altına alındılar biliyorsunuz. Kuveyt ve Azerbaycan'dan Türk Hava Yolları'na ait uçaklarla getirilen 451 kişi de Giresun ve Muğla'da karantinaya alındı yine. Yeni bir süreç başlıyor. Detaylar haberimizde. Yurt dışından gelenler 14 günlük karantina sürecine alındı. Kuveyt'te çalışan 301 Türk işçi Ordu Giresun Havalimanı'na getirildi. Türk işçiler uçaktan inmeden önce ateş taramasından geçirildi. Ardından geniş güvenlik önlemleri altında otobüslerle Giresun'a götürüldüler. Öğrenci yurduna yerleştirilen 301 kişi 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak. Azerbaycan'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait bir başka uçak da Dalaman Havaalanı'na indi. 7 otobüste Muğla'ya getirilen 150 Türk vatandaşı kendileri için ayrılan öğrenci yurduna yerleştirildi. Bu süreçte vatandaşlara sosyolog ve psikolog hizmeti de sunulacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı geldi. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin sağlık altyapısının pek çok ülkeye göre iyi olduğunu vurguladı. Koronavirüse karşı mücadele gibi zor bir süreci de inşallah örnek bir sınav vererek atlatacağız dedi. Türkiye, Allah'ın izniyle bu salgını yenecek güce ve kapasiteye sahiptir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsle mücadele mesajı verdi. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Türkiye'nin sağlık altyapısı, personel, ilaç, malzeme ve yoğun bakım imkanları bakımından pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumda olduğunu vurguladı. Dünya çapında 1 milyona yaklaşan vaka ve 50 bine varan ölü sayısıyla gerçekten tarihi bir felaketi yaşadığımız şu dönemde hamdolsun birçok ülkeye kıyasla iyi bir yerdeyiz. Ancak bunu yeterli görmüyoruz. Karamsarlığa kapılmadığımız gibi rehavete de asla düşmüyoruz. Erdoğan, koronavirüse karşı mücadele gibi zor bir süreci de inşallah örnek bir sınav vererek atlatacağız dedi. Türkiye'nin sağlık altyapısında daha da güçlü olacağının altını çizdi. Hastanelerle diğer sağlık birimlerine 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinde N95 maske, 1 milyonun üzerinde koruyucu tulum, 181 binin üzerinde koruyucu gözlük dağıtıldığını belirten Erdoğan, bu malzemelerin üretimlerini daha da artırma imkanına sahibiz diye ekledi. Başkan Erdoğan'ın bir de uyarısı vardı. Dünya artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir döneme doğru gidiyor dedi. Bu yeni döneme 17 yılda ülkemize kazandırdığımız hizmetler sayesinde nitelikli insan ve üretim gücümüzle, altyapımızla, tecrübemizle oldukça hazırlıklı giriyoruz ifadesini kullandı. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını inşallah hep birlikte tamamlayacağız vurgusunu yaptı. Erdoğan mesajında bir de grafik paylaştı. Grafikte paylaşılan bilgilere göre Türkiye'de 1 milyon 100 bin sağlık çalışanı var. Bu sayının 166 binini hekimler oluşturuyor. Toplam ebe hemşire sayısı 262 bin. Türkiye'de 1518 hastane bulunuyor. 240 bin hasta yatağı var.
Bunlardan 100 bini tek kişilik. 1147 hastanede yoğun bakım hizmeti verilebiliyor. Türkiye'de yoğun bakım yatağı sayısı ise 40 bin. Ajansın bu bölümünde önemli bir konu ağırlayacağız. Avrupa Birliği'nin Türkiye temsilcisi Christian Berge, A Haber'de canlı yayın konuğumuz. Sayın Berge, hoş geldiniz yayınımıza. Thank you very much. Şimdi bir pandemiyle mücadele etmeye çalışıyoruz. Koronavirüsün Avrupa'yı çok yoğun bir biçimde etkilediğine şahitlik ediyoruz. Geride bıraktığımız saat diliminde İspanya'dan gelen sayılar dikkat çekici ve İspanya'nın vaka sayısının İtalya'yı da geçtiğini söyleyebiliriz. Bugün ve bu an itibariyle nedir son durum? Detaylandırır mısınız bizim için? Çok teşekkür ederim. İyi bir şekilde özetlediniz. Gerçekten de şu anda Asya'dan Avrupa'ya geçti bu pandemi ve diğer kıtalara da geçti aynı zamanda. Avrupa'ya da geldi ve şu anda İtalya'yı en kötü şekilde ve İspanya'yı en kötü şekilde etkiledi. Ve bu ülkede ölçüler alınıyor şu anda bu salgının önüne geçebilmek için ve özellikle yaşlı insanlara karşı yapılacak şeyler teker teker önlemler alınıyor. Şimdi alınan bazı tedbirlerin çok önemli ve çok kritik olduğunu görebiliyoruz. Örneğin Fransa'da vaka sayısında ciddi bir azalmanın başladığını paylaşılan sayılar bizlerin önüne koyuyor. Alınan tedbirler ve netice noktasında bir korelasyon şüphesiz ki var. Ülke ülke alınan tedbirleri anlatır mısınız bize Avrupa Birliği'nde? Ölçütler getirdi bu durada Avrupa Birliği içerisinde ve insanların izole olması tavsiye edildi, karantinaya alınmaları gerektiğini söylendi, insanlar dışarı çıkmıyorlar. Bazı ülkelerde mesela İtalya'da, Avusturya'da mesela dün bu rapor geldi bizlere ve şu anda vakalar artık yükseğe çıkmıyor. Bir sabitlenmeye geçti adeta. Bu da önemli bir ölçü. Çünkü bu birçok ülkeye örnek olabilir. Buradaki yükseğe doğru çıkış olan tablonun durdurulmasıydı zaten ilk hedef. Ve şu anda buna ulaşmış gibiyiz. Avusturya ve İtalya'da. Böylece salgının önüne geçebilmek için ilk adım buydu. Tabii ki buradaki hastanelerin, buradaki sağlık hizmetlerinin yapmış olduğu adımlar da çok önemli. Şimdi Sayın Berge, Avrupa Birliği uluslararası bir organizasyon. Ve ulus devletlerden oluşan bir organizasyon aslında ve bu süreçte Avrupa Birliği'nin üye devletlere yeterince yardım edemediği ya da üye devletleri organize edemediği yönünde eleştiriler de getiriliyor çeşitli uzmanlar tarafından ve bizzat mağduriyet yaşayan ülkelerin temsilcileri tarafından. Mesela İtalya, hangi noktalarda eksik kalındı sizce? Ne gibi sıkıntılar var? Evet, buradaki krize bakacak olursanız, nasıl ilerlediğine bakacak olursanız birçok ülkeleri çok hızlı bir şekilde etkiledi. Buradaki bazı üye ülkelerde gerçekten de hemen etkilendi, çok hızlı bir şekilde etkilendi. Bazı eyaletleri, bazı bölgeleri çok hızlı bir şekilde etkiledi ve bunlar ilk şekilde cevap verdiler bu krize. Ama Avrupa Birliği genel olarak kolektif şekilde aslına bakarsanız iyi bir şekilde, hızlı bir şekilde cevap verdi. Yeteri şekilde danışmanlık hizmeti verdiği yeteri kadar adımları atmaya çalıştı elinden geldiği kadarıyla. Burada yeteri kadar ekipmanları dağıtmaya çalıştı. Maskeleri, burada vantilatörleri vesaire. Ve yeteri kadar ben önlem aldığına inanıyorum aslına bakarsanız burada Avrupa Birliği'nin. Yeteri kadar hızlı bir şekilde adım attığını düşünüyorum. Avrupa Birliği tarafına bakacak olacak olursak Avrupa Birliği içerisinde
ülkesindeki nin dışında kalan insanların ülkelerine geri dönmesi için yeteri kadar organizasyonda bulunduğu ve geri gelmek isteyen insanlara organizasyonlar düzenledi ve önemli bir adım attık. Aynı zamanda burada araştırmalar yaptık. Burada aşının nasıl geliştirileceği konusunda Avrupa Birliği'nde hastalık organizasyonu üzerinde bunun adımlarını attı ve çalışmaları devam ediyor şu anda aşı bulunması konusunda. Ve umarım da pozitif bir şekilde sonuçlanacak en yakın zamanda. Diğer noktada şu, gerçekten de çok önemli. Daha öncesinde de konuşmuştuk, buradaki önlemlerden bahsetmiştik. Avrupa Birliği'nde alınan önlemlerden bahsetmiştik. Ve tabii ki bunların da bir etkisi de olacak ekonomi üzerinde. Avrupa Birliği içerisinde birçok ülkede ekonomi açısından bazı paketler düzenleniyor ve ekonomi açısından insanların daha sonrasında işlerinin olmamasını ve işlerine devam edebilmesi adına adımlar atılacak. Bunlar da çok önemli önlemler. Bunlardan da birkaç tane örnek vereyim isterseniz sizlere. Avrupa Merkez Bankası mesela 750 milyarlık bir bütçe ayarladı ve bir paket ayarladı ve buradaki özel sektörde ve aynı zamanda devlet sektöründeki insanları koruyabilmek adına ve orta ve küçük ölçekli şirketleri koruyabilmek açısından bazı adımlar attı ki insanlar işlerinden olmasın, hayatlarına devam edebilmesin kriz bittikten sonra. Avrupa Birliği Komisyonu aynı zamanda ve bu farklı durumlarda farklı bütçeleri tekrar konuşabilmek adına anlaşma yaptı ve bunu da ileride ortaya koyacak ve bütçeyi tekrar ayarlayacak ve ekonomiye yardım etmek açısından bunu yapacak. Bu açıdan baktığımız zaman Avrupa Birliği birçok adım attı. Avrupa Birliği kolektif olarak bu adımlarda hızlı bir şekilde adım attığını düşünüyorum ben açıkçası ve sonrası için de hazırlıklı açıkçası. Şimdi Almanya Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkesi ve en büyük devletlerden biri şüphesiz ve Kara Avrupa'sının da başat gücü konumunda ve bu süreçte iyi bir sınav verdiği görülüyor. Dünyaca da takip edilmekte ama bu noktada İtalya gibi, İspanya gibi çok büyük bir krizle karşı karşıya kalan yine büyük Avrupa devletlerine destek noktasında zayıf kaldığı ya da isteksiz kaldığı yönünde de eleştiriler var. Sizin şahsi değerlendirmeniz nedir bu konuda? Bakın, birçok yardım oldu, birçok destek oldu aslına bakarsanız. İspanya ya da İtalya'ya çok pratik örnekler verebilirim. Ve şu anda İtalya'dan mesela bazı hastalar getirildi Almanya'ya. Almanya'da tedavi gördüler. Almanya hastanelerinde ziyaret edildiler ve aynı zamanda başka ülkelerde de aynı şeyler oldu. Ve burada ihtiyaç neyse onu yapmaya çalıştı Almanya. Daha önceden söylediğim gibi burada bazı adımlar attık ve bazı önlemler getirdik ve tedarik desteğinde bulunduk aslına bakarsanız. Bütün ülkelere, ihtiyacı olan ülkelere bunu kolektif olarak yaptık. Sonrasında Avrupa seviyesinde ekonomik desteği açıkladık geleceğe dair ve böylece Avrupa konusunda ve aynı zamanda ekonomi bakanlıklarıyla konuştuğu ileride bir toplantı yapılacak tekrar Avrupa Birliği içerisinde ekonomi üzerinde neler yapabileceğine dair. Şimdi Avrupa Birliği içerisinde olan ya da komşu durumda olan bazı devletlerin bu süreçte bazı tedbirler almakta geç kaldığı, isteksiz kaldığı ya da sürü bağışıklığı geliştirmek gibi farklı bir politika içerisine girdiği de biliniyor. Sonrasında bundan vazgeçen devletler olduğu gibi hali hazırda böyle bir politikayı izleyen devletler de var. Bu konudaki görüşünüz nedir? Avrupa ile ilgili ciddi bir riski de beraberinde getirdiği değerlendirmeleri yapılıyor mu kurum içerisinde? Örneğin İsveç'te çok fazla bir tedbir alınmadığı ifade ediliyor ve bu bağlamda da son günlerde vakaların artış sayısında ciddi bir ivmelenme, bir yükselme var. Nedir değerlendirmeniz? Hem Avrupa Birliği yetkililerin bu konuya bakış açısı nedir acaba?
Aslına bakarsınız farklı ülkeler farklı politikalar izliyor, farklı siyaset izliyor, farklı yaklaşımda bulunuyor ve farklı sonuçlara ulaşmak istiyor. Kendi ihtiyaçlarına baz alarak Avrupa Birliği olarak biz genel olarak kolektif olarak mesela 30 günlük bir seyahat yasağı getirdik. Avrupa Birliği'nin dışından kimse gelemeyecek. Tabii bazı burada istisnai durumlar olabilir. Bazı insanların seyahat etmesi gerekiyorlar ama bu tak bir örnek. Başka bir örnek de şu. Burada uçuşların düşürülmesiydi mesela. Birçok havalimanında aktiviteler düşürüldü. Minimum seviyeye getirildi. Ve şu anda birçok havalimanı şirketi uçuşlarını durdurdu aslına bakarsanız. Sadece Avrupa Birliği'nde değil birçok ülkede bu böyle oldu. Bu gerçekten çok önemli bir karardı. Burada bazı Avrupa Birliği içerisindeki hava yolu şirketlerinin haklarını da korumak önemli. Aynı zamanda hava yollarının da haklarını da korumak çok önemli. Bunda Avrupa Birliği parlamentosunda bu durum konuşuldu ve böyle bir dalga oluştu. Bir yıllık bir etki altına alacak ve şu anda burada böyle bir durum söz konusu. Sayın Berge, şimdi Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya çok ciddi bir tıbbi malzeme yardımı oldu. Bu transfer nasıl karşılandı peki Avrupa'da? Bence gerçekten çok güzel karşılandı bu. Bir şey öğrendik ki bu krizde birlikte çalışmalıyız, birlikte birbirimize yardımcı olmalıyız, birbirimize destek olmalıyız. Biz bunu öğrendik bu krizde. Burada Türkiye'den gelen son günlerde İtalya ve İspanya'ya giden bu yardım gerçekten çok büyük bir şekilde karşılandı. Güzel bir şekilde karşılandı. Gerek medyada, gerek kamuoyunda gerçekten çok güzel karşılandı. Bu işbirliğinin bir etkisi olarak gözüktü bu. Sayın Berger, çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldınız. Biz ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz. Dileriz bütün dünya için, sadece Avrupa için, ülkemiz için değil, bütün dünya için daha sağlıklı günlerin kapıda olduğu bir sürece de hep birlikte gireriz. Sağ olunuz. Thank you very much. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler, şimdi bu özel röportajı bitirdikten sonra farklı bir gelişmeyi daha detaylandıracağız. Fransa'da bir televizyon kanalında skandal bir yayına imza atıldı. İki Fransız doktor COVID-19'a karşı geliştirilen aşıların önce Afrika'da denenmesini istedi. Yapılan ırkçı yorumlara tepkilerse tüy gibi büyüdü. İki Fransız doktor, COVID-19 aşılarının Afrika'da denenmesini istedi. Skandal ifadelere yönelik tepkiler birbiri ardına geldi. Bir televizyon programına katılan iki profesör, akıl almaz açıklamalara imza attı. Fransa Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü Genel Direktörü Dr. Camille Lot ve Acil Servis Şefi Profesör Dr. Jean-Paul Mira, aşı çalışmalarını değerlendirdi. Ancak doktorların yaptıkları açıklama kelimenin tam anlamıyla skandaldı. COVID-19 aşılarının ilk olarak Afrika'da denenmesini önerdiler. Eğer kışkırtıcı olabilirsem ilk önce bu çalışmayı maskelerin, tedavilerin ve yoğun bakımların bulunmadığı Afrika'da test edemez miyiz? O açıklamalar tepkileri de beraberinde getirdi. Fransa'nın eski eğitim bakanı bu açıklamalar kabul edilemez dedi. Fransız doktorların tutumu ırkçı olarak nitelendi. Sömürge hala bitmedi yorumları yapıldı. Fransız gazeteci Chiame Aspagu, onlar barbardır. Bu açıklamalar sömürgeciliğin devamıdır ifadelerini kullandı. Sayın seyirciler, son 18 yılda Türkiye sağlıkta büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadı elbette. Şehir hastaneleri de Türkiye'nin yüz akı projelerinden. Canlı yayın noktalarımız olacak çok nitelikli şehir hastanelerinden. A Haber ekibinden Engin Gökdemir, Kayseri'de Tarık Yılmaz, Yozgat'ta Halil İbrahim Uğur, Adana'da ve Fırat Öztürk'te Elazığ'da bizi bekliyor. Önce Kayseri'ye gidelim, sözü A Haber ekibinden Engin Gökdemir'e bırakalım.
Manuel, 5 Mayıs 2018 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alınan Kayseri Şehir Hastanesi'ndeyiz ki senin de az önce ifade ettiğin gibi Türkiye'nin sağlıkta dönüşümü gösteren yüz akı projelerinden bir tanesi şehir hastaneleri projesi. Özellikle Kayseri Şehir Hastanesi Türkiye'de uygulamaya alınan, hizmete alınan en büyük şehir hastanelerinden biri olma özelliğini taşıyor. Kayseri Şehir Hastanesi 466.379 metrekare kapalı alan ve 281.480 metrekare açık alana kurulu olup 500 yataklı genel, 273 yataklı kadın doğum ve çocuk, 200 yataklı fizik tedavi, 100 yüksek güvenlikli adli psikiyatri, 120 yataklı psikiyatri ve 414 yataklı kalp damar hastanesi, 413 poliklinik odası, erişkin, çocuk, yeni doğan, yanık yoğun bakım ve KVC yoğun bakım olmak üzere toplam 253 yoğun bakım ünitesi, 43 ameliyat masası ile toplam 1607 yataklı bir hastane. Kampüs içinde 3200 araçlık kapalı, 200 araçlık açık otoparkın yanı sıra helikopter pisti bulunmakta ki Kayseri'de Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir ambulans helikopterde hazır bekletiliyor bölgeye hizmet vermek adına hasta vatandaşlar için. Hastane bünyesinde 10 adet erişkin ve 10 adet pediatri olmak üzere 20 yataklı kemik iliği kit merkezi de bulunuyor. İşte bu devasa şehir hastanesi 415 milyon avroluk bir yatırım sonucu ülkeye kazandırıldı ve toparlayacak olursak şu an için 1610 yatak kapasitesine sahip bu şehir hastanesi. Şu an ekranlara gelen 263 yoğun bakım yatağı mevcut. Gerektiğinde bu sayı 450'ye çıkartılabiliyor. 5 Mayıs 2018 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hayalim diye nitelendirdiği şehir hastaneleri Kayseri'de hizmet alındı ki o tarihten bugüne de bugüne kadar da sayıya bakacak olursak yaklaşık son bir yılda 3,5 milyonun üzerinde de insan vatandaşlarımız bu hastanede tedavi gördüler. Özellikle virüs salgınının etkin olduğu bu dönemlerde önemli bir rol üstleniyor İç Anadolu bölgesinde diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Evet, Engin Gökdemir'e teşekkür edelim. Kayseri Şehir Hastanesi'ni onun anlatımıyla gezmiş olduk aslında kısaca. Yozgat Şehir Hastanesi de açıldığı günden beri on binlerce hastaya hizmet verdi. Detaylar A Haber ekibinden Tarık Yılmaz'da. Tarık. Evet Banuel, Yozgat Şehir Hastanesi Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olarak 16 Ocak 2017 yılında hizmete girdi. O gün hizmete girdiğinden bugüne kadar binlerce hastaya sağlık hizmeti verdi. Hiç şüphesiz şehir hastaneleri Türkiye'nin COVID-19 salgınıyla mücadelesinde sağlık kaleleri olarak görev üstleniyor. 16 Ocak 2017 hizmete girdi demiştik. Şehir hastaneleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 yıllık hayalim dediği sağlıkta değişim ve dönüşümün adresleri. Yozgat Şehir Hastanesi'ni biraz olsun tanıyacak olursak 475 yataklı olarak hizmete girdi. Bunun 129'u çift, 133'ü tek, 2 de suite oda olarak hizmet veriyor. Yine 56 yetişkin yoğun bakım ünitesi bulunuyor. Bunun yanı sıra 950 görevli personeli var. 840 da şirket personeli ve koruyucu ekipmanı ile pandemi hastanesi olarak da şu an hizmet veriyor. Geçtiğimiz hafta itibariyle Yozgat Valisi Sayın Kadir Çakır'ın talimatı ile Yozgat Şehir Hastanesi'nde poliklinik hizmeti verilmesi durduruldu. Bunun sebebi neydi? Burada özellikle COVID-19 mücadelesinde gelen hastaların sadece burada tedavi görmesi amaçlanıyordu. Şehir Hastanesi bu anlamda Türkiye'nin hem sağlıkta değişim ve dönüşümü hem de salgınla mücadelede önemli bir kalesi oldu diyor. Sözü tekrar size bırakıyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet, Yozgat Şehir Hastanesi'ne ilişkin notları da aldıktan sonra Adana'ya da uzanacağız. Türkiye son yıllarda sağlıkta dev yatırımlara imza attı. Özellikle şehir hastaneleri hastalara otel konforunda sağlık hizmeti sunuyor. Detayları paylaştık, paylaşmaya da devam edeceğiz. Şimdi de Adana'da izlemiştik. Ayrıntılar A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur'da. Halil İbrahim.
Banuel Adana Şehir Hastanesi 2017 yılında hizmete başlamıştı ve o andan itibaren de hizmet vermeye devam ediyor. Adana Şehir Hastanesi'nin hizmete açılmasıyla birlikte aslında Adana'da sağlık alanında sınıf atlatan bir projeydi ve o projenin de hayata girmesiyle birlikte özellikle hasta memnuniyeti ve hastalara verilen hizmet de artırılmış oldu. Şu anda Adana Şehir Hastanesi'nin hizmete başlamasıyla birlikte hasta memnuniyeti %39'lardan %90'lara kadar ulaşmış durumda. Bu oldukça önemli bir rakam aslında. 1550 yataklı olarak proje dahilinde Adana Şehir Hastanesi inşa edilmişti ve şu anda 1550 yatak olarak da faaliyet vermeye devam ediyor. Adana Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesiyle birlikte en başta hasta memnuniyeti yükselmeye başlamıştı. Akıllı bina teknolojisiyle inşa edildi Adana Şehir Hastanesi ve akıllı izolatörler, deprem izolatörlerinin kullanılmasıyla birlikte de 9 şiddetindeki herhangi bir deprem olması durumunda bile hastanede verilen hizmetler aksamıyor. Özellikle ameliyathanelerde hekimler hizmet vermeye devam ediyor ve hastalarda aslında dışarıda deprem olduğundan haberdar bile olmuyor. Diğer taraftan Türkiye'de 10 bin kişiye düşen yatak sayısı %28.3 iken Adana'da bu oran Adana Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesiyle birlikte %32.4'e yükseldi. Yani bu rakam şu anda Avrupa'nın hedeflediği rakam bile değil. Çünkü onun çok ve çok üstünde olan bir rakam Adana Şehir Hastanesi'nin yakalamış olduğu bu oran diyelim ve sözü Adana'dan tekrar İstanbul Merkez Stüdyolarına bırakalım Banuel. Evet, Halil İbrahim Uğur'a da teşekkür edelim. Değerli izleyiciler, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi de 1 Ağustos 2018'de hizmete girdi. Ayrıntıları A Haber ekibinden Fırat Öztürk'ten alacağız şimdi. Fırat. Evet Banuel, sizin de söylemiş olduğunuz gibi 1 Ağustos 2018 yılında Elazığ Şehir Hastanesi hizmete başladı ve o tarihten itibaren de şimdi Tamer sizlere gösterecek 3 alan üzerinde kuruldu. 3 tane bölüm halinde kuruldu. Elazığ Şehir Hastanesi 360 bin metrekare alan üzerinde kuruldu. Hastane içerisinde toplam 1038 yatak kapasitesine sahip 114 yataklı yoğun bakım ünitesi bulunuyor. Yine 46 yataklı yeni doğan yoğun bakım ünitesi de bulunmakta hastanede. Hastanede toplam 227 poliklinik var ve 1 Ağustos 2018'den bu zamana kadar da tam 3 milyon hastaya hizmet verdi Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi. Aslında Elazığ için değil, Elazığ ve tüm bölge için de çok önemli ve özellikle Elazığ'ın hemen yanında bulunan şehir, komşu şehirler var. Tunceli, Bingöl ve Muş'tan da hastalar yine Elazığ Şehir Hastanesi'ne geliyor. Günlük 6 bin hastaya hizmet veriyor Elazığ Şehir Hastanesi. Aslında bazı kesimler işte neden yapıldı bu şehir hastaneleri gibi yaygara koparmaya başladılar ama Covid-19 salgınından sonra da şehir hastanelerinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bir diğer önemli özellik ise şehir hastanesinde, onu da yine sizlere aktarmış olayım. Biliyorsunuz Ocak ayında yaşanan, 24 Ocak'ta yaşanan Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, şimdi Tamer size gösterecek, bu kısımda deprem 6,8 oldu ve 6,8 büyüklüğündeki deprem izolatörleri sayesinde sadece 3 büyüklüğünde hissedildi. Şimdilik Elazığ'dan aktaracaklarımız bu kadar. Sözü merkeze bırakacağız Banuel. Evet, Fırat'a da teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin hizmete alınması için de artık geri sayım başlamış durumda. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla açılışı 20 Nisan'da yapılacak olan Başakşehir İki Telli Şehir Hastanesi'nin yol çalışması da sürüyor. Son durum A Haber ekibinden Emirhan Ergen'di. Emirhan. Başakşehir İki Telli Şehir Hastanesi Türkiye'nin en büyük 3. sağlık yatırımı olarak literatüre geçti ve 2800 yatak kapasiteli olacak bu hastanede hem İstanbul'da hem de çevre illerden günlük 100 bin hastanın bakılması planlanıyor. Bu hastanede 20 Nisan tarihinde açılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geride bıraktığımız gün il başkanlarıyla yaptığı toplantıda bu müjdeli haberi vermişti. Ve 20 Nisan tarihinde, yani tam 17 gün sonra, Başakşehir İki Telli Şehir Hastanesi'nin açılışı bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleşecek. Aslında bu hastanenin yolları ile ilgili konu çokça gündeme gelmiş ve tartışmalara neden olmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Valiliğine gönderdiği yazıda
bu şehir hastanesinin yollarının ve ulaşım ağının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılamayacağını açıklamıştı. Peki Büyükşehir Belediyesi o yazıda hangi cümleleri kullandı, neler söyledi? Çok kısa hemen onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kurumumuzun içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve 2020 bütçemiz dikkate alındığında söz konusu talebin tarafımızca yerine getirilmesi mümkün değildir dedi İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Valiliğine gönderdiği yazıda. İşte bunun üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti ve şu dakika itibariyle Başakşehir İkiteli Şehir Hastanesi'nin bağlantı yolları ve ulaşıma Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleşecek ki aslında bu açıklamada yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'ndan geride bıraktığımız günden geldi. Bakan Kara İsmailoğlu o açıklamasında Başakşehir İkiteli Şehir Hastanesi'nin bağlantı yolu ve ulaşım ağının hastanenin açılacağı 20 Nisan'a kadar hizmete alınacağını duyurmuştu. Başakşehir İkiteli Şehir Hastanesi'nin artık açılışının yapılmasına çok kısa bir süre kaldı. Tam 17 gün sonra Başakşehir İkiteli Şehir Hastanesi İstanbullulara ve çevre illerdeki vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak. Çok teşekkürler. Güney Kore'deki koronavirüs vakaları 10 bini geçti. 170 aşkın kişi de hayatını kaybetti. Seul'de bulunan Türk mühendis Erol Biçer, A Haber yayınında Güney Kore'deki son durumu anlattı. İki Fransız. Daha önceden bu tarz virüslerle aşina olmalarıyla alakalı. Bir de Aralık ayının sonuna doğru Çin'de bu virüs baş gösterdiği anda Güney Kore'de hemen test kitlerinin yapılmasına başlandılar. Daha önceden bunun ne kadar önemli olduklarını bildikleri için çok fazla sayıda test kiti üretmeye başlar ve Ocak ayının ortalarına doğru ilk vakalar görülmeye başladı. Ondan sonra herkesin de bildiği üzere burada bir kült, bir grup var. Onların yüzünden bir anda çok fazla sayılarda artış da oldu. Yüzün altında, toplam sayı yüzün altındayken bir anda günde sadece 900 kişilere falan çıktığı da olmuştu. Hatta İtalya ve İran'da daha çok fazla yokken Kore ikinci sıralarda en fazla vaka sayısı olan. Ama bunların hepsini ele alındığında şu anda Kore'de neredeyse 500.000'a yakın insana test yapılmış durumda. O yüzden agresif bir şekilde test yapılmasının vermiş olduğu bir avantaj var. Bir de genel olarak daha önce de bahsettiğim gibi toplumsal olarak çok ortak bir şekilde hareket ediyorlar. Bir milliyetçi ve toplumcu bir ruhla hareket ediyorlar. Çok fazla gönüllü insan var. Bildiğiniz üzere sadece bu işler doktorlar ve hemşirelerle değil. Herhangi bir sıcaklık ölçen birisi, herhangi birisi ölçebilir. O yüzden çok fazla gönüllü insan da var bunu yapan. Ve dediğim gibi bu toplu bir herkesin beraber denip başarabileceği bir şey. O yüzden Kore bence bu yüzden bir sembol oldu. O kültün olduğu Daegu şehrinde bile sokağa çıkma yasağı ilan edilmedi. Ama hayatı yavaşlatma politikası ortaya koyuldu. Bu da gerekmece dışarı çıkmayarak bazı büyük şirketlerin home office olarak çalışmasıyla ve hükümetin diğer başka programlarıyla bir şekilde halloldu. Kafeler, restoranlar açık mı mesela? Kafeler, restoranlar açık ama eskiden olduğu kadar insanlar tıklım tıklım oralara gelmiyor ve artık daha çok şeye geçtik. Online sipariş olayına geçtik ve burada da mesela yeni bir şey var. Şu an Türkiye'de yapılıyor mu bilmiyorum ama temassız bir şekilde teslimat yapılıyor. Kapınızın önüne getirip bırakıyorlar. Ondan sonra siz alıyorsunuz ve şey yapıyorsunuz. Yiyorsunuz artık neyse. Evet. O yüzden bu tarz tedbirler çok iyi alındı ve sosyal mesafe olayı çok çok önemli bir şey. Yani insanlar otobüste işte 5 kişilik bir koltuk varsa 1-3-5 şeklinde oturduklarında biri gelip yanınıza oturmuyor, oturmamaya çalışıyor, ayakta kalıyor. Ve Kore biraz daha Asya kültürüne yakın bir toplum, Asya kültüründe olan bir toplum olduğu için o yüzden kurallara da uyma konusunda çok itina gösteriyorlar. O yüzden toplumun bu olaya bakış açısı da çok önemli bir key faktör burada. Onu çok iyi tanımlamak gerekiyor. Evet. Yani bahsettiğim gibi daha önce sadece bir kadın buradaki vakaların %70'ine sebep oldu. Evet. %60-70'ine sebep olduğu söyleniyor. O yüzden bir kişi bile çok önemli. Çok fazla dikkat etmek lazım. Normalde biliyorsunuz bu logaritmik bir şekilde artıyor vaka sayısı ama bu pancake dediğimiz düz bir hale geldi. Şu anda onu korumaya çalışıyorlar. Ve eğer onu düz bir şekilde korursanız taburcu olan insanların sayısı arttıkça da bu sefer de tabii o eğri aşağı doğru inecek ve azalmaya başlayacak. Bir de bir şey daha eklemek istiyorum bundan bahsetmişken. Maske giyme ve giymemesi konusunda çelişkili fikirler var dünyada. Dünya Sağlık Örgütü, Amerika ve burayla alakalı. Yeni bir grafik çıktı belki görmüşsünüzdür.
burada maske giyen ülkelerdeki bu etkinin çok fazla olduğu söylendi. O yüzden ben herkesin gerçekten maske giymesini çok öneriyorum. Maske bile olmasa herhangi bir fular, herhangi bir şey takabilirler. Evet. Çok önemli. İngiltere, Avrupa'da salgından en çok etkilenen yerler arasında. Son olarak koronavirüse yakalanan bir İngiliz yaşadıklarını ve tedavi sürecini anlattı. Semptomlar kısa sürede ateşe ve hafif bir öksürüğe döndü. Vücudumun her yerinde küçük sızlamalar hissediyordum. Ateşimi düzene sokmak konusunda ciddi bir sıkıntı çekiyordum. Bu sözler koronavirüsle mücadelesinden zaferle çıkan bir İngiliz'e ait. Ya çok üşüyordum ya da vücut ısımı artıyordu ve terliyordum. Eklem yerlerimdeki ağrılar arttı. Bu semptomlar neredeyse 8 gün boyunca devam etti. İki çocuk babası Joseph Wallace geçirdiği zorlu 8 günün ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Wallace virüse karşı mücadele verdi. İlerleyen günlerde doktorlar tüm semptomlarımı kontrol altına almayı başardı. Hastanedeki 5. günümde eve dönecek kadar iyi hissediyordum. Eve hastanenin aracıyla transfer edildim. Araçtaki herkes koruyucu elbise giyiyordu. İngiliz hasta taburcu olduktan sonra evinde kendisini karantinaya aldı. Herkese mesajım şu, karantinayı ciddiye alın ve sağlık sisteminin üzerindeki baskıyı azaltın. Bağışıklık sisteminizi mümkün olduğu kadar geliştirmeye çalışın. Vitamin alın, sıvı tüketin, güvende kalın. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sözlerini çarpıtarak yayın yapan Halk TV ile ilgili inceleme başlattı. Halk TV, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 601 sağlık çalışanımız koronavirüse yakalandı şeklindeki açıklamasını çarpıtarak bunu sağlık çalışanlarının hayatını kaybettiği şeklinde yayınlamıştı. Kararlı yayınlarla, kararlılıkla mücadele etmektedir. Başta kadına şiddet olmak üzere şiddetin bütün unsurlarının medyada yeniden üretilmesini engellemek için... Koronavirüs salgınında en meşakkatli mücadeleyi sağlık çalışanları veriyor elbette. Konya Meram Ensar Vakfı Kız Öğrenci Yurdu da kapılarını sağlık çalışanlarına açtı. Ayrıntıları A Haber ekibinden İbrahim Doğan ve konuğundan alacağız. İbrahim. Tabii vakıfların bu durumdaki rolü de çok önemli. Özellikle sağlık çalışanlarına kapılarını açan yurtlarımız var. Bu süreçte sağlık çalışanlarına evlerine gidemiyorlar. O yüzden yurtlar çok önemli. Tabii hemen gösterelim. Burası Konya merkezde, merkezdeki Ensar Vakfı Meram Kız Öğrenci Yurdu. Burada sağlık çalışanlarımızın hizmetine odaların açıldığını belirtebiliriz. Ve bu noktada da yine 3 hastaneye yakın olması nedeniyle de sağlık çalışanlarının burada otel konforunda adeta evlerini aratmayacak konforda konaklayabileceklerini söyleyebiliriz. Tamam, peki hemen öbür odalara geçelim. Diğer odaları da gösterelim. Ve yurt müdürümüzden konuyla ilgili de bilgi alalım. Bu yurt kaç kişilik? Yurdumuz 65 kişilik. Toplam 21 odamız mevcut. Sağlık çalışanlarımızın hizmetine amadeyiz. Yurdun mevkisi bakımından hastaneye yakın olması, onların sağlık çalışanlarının bu yurdu kendi evleri gibi görmesi için de önemli değil mi? Kendilerini evlerinde hissetmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Yurdumuz şehir merkezinde olduğu için ulaşım çok kolay. Ayrıca öğrencilerimiz evlerine gittikten sonra gerekli temizlik ve dezenfektasyon işlemlerimiz de yapılmıştır. Şu anda yurdumuzu hazır bir şekilde bulunduruyoruz. Onlar fedakarlık gösteriyorlar, canlarını dişlerine takarak çalışıyorlar. Biz de onlara minnettarız. Peki sadece bu yurt mu var yoksa Konya genelinde diğer yurtlarda sağlık çalışanlarının emrine açıldı mı? Konya'da 2 yurdumuz daha var. Talepleri doğrultusunda hazır bulunduruyoruz şu an 2 yurdumuzu. Peki çok teşekkür ediyoruz. Yani. Çok sağ olun. Tabii Konya'daki vakıflarda bu noktada sağlık çalışanlarının yurtlarını açmış durumda. O vakıflardan biri de Ensar Vakfı. Ensar Vakfı Konya'daki yurtlarını sağlık çalışanlarına açtı. Biliyorsunuz ki sağlık çalışanları bu süreçte ailelerini korumak için en azından koronavirüsü taşıyorlarsa ailelerine bulaştırmama adına evlerine gitmiyorlar. Onlar içinse Ensar Vakfı'nın yurdunun açıldığını ve bu yurdun onlar için kendilerini evlerinde hissetme adına önemli olduğunu söyleyelim ve sözü Konya'dan İstanbul'a bırakın. Şimdi kısa bir ara.